Bıldırcın ticaretiyle sektöre hizmet veren Necati Bey'i Kıbrıs'ta bulunan çiftliğine ziyaret ettik. İyi seyirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece turizmiyle ünlü değil, oldukça farklı üretimler ve ticaretler de yapılıyor. Necati Bey de tabii faydası saymakla bitmeyen bıldırcını üretiyor. Aynı zamanda bunun ticaretini de yapıyor. Bilgiler alacağız kendisinden. Nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben burada Pinek Trading Limited adı altında Çıtır Bıldırcın markası ile bıldırcın üretimi yapmaktayım. Bu sektöre dededen başladık. Baba geliştirdi, ben de profesyonelleştirdim diyebiliriz. Evet. Yaklaşık 1996 yılından buraya bir serüvenle bu işe başladık. Bıldırcın yumurtası özellikle doktorların şu an tavsiye ettiği doğal vitamin, proteinlerle desteklediği çocukları bir ürünümüz. Evet, çok talep görmekte. İçerisinde gerçekten hepimizin ihtiyacı olan vitamin ve mineraller var. Tabii aslında baktığımız zaman normal bir yumurtaya göre de çok faydalı değil mi? Normal tavuk yumurtasına nazaran 5 kat fazla protein var içerisinde ve vitaminler de bir o derece fazla. Evet. Çocukların da severek tükettiği de bir ürün aslında bıldırcın yumurtası. Evet, küçük şirin oluşundan kaynaklı. Daha çok ilgisini çekiyor çocukların ve daha fazla, daha kolay tüketilmesini sağlıyor. Üretim yapıyorsunuz. Üretim Siz yapıyoruz. Tamamıyla aslında halka hizmet için buradasınız. Evet. Bu hizmetinizin faaliyetleri de tabii artarak devam ediyor. 90'lı yıllardan beri hali hazırda bu işletme yürütmek hiç kolay değil. Evet. Aslında bu başarıyı nereye bağladınız da ben merak ediyorum. Bu başarıyı neye bağlıyoruz? Bu başarının temeli aileden geliş olması. Yani çocuktan bu işe merak salmış olmam. Babanın desteğiyle daha hızlı büyüyebilmem ve İnsanlara bir şeyler üretebilmek, özellikle bizim Kıbrıs şartlarında, onlara bir şeyler sunabilmek ayrı bir haz veriyor bana. Evet, yani severek yapıyorsunuz. Severek yapıyorum. Ne yapabilirim diye zaten düşündüğümde de olmayan bir şey. Şu an adada, adanın her yerine dağıtım yapabilen tek firma sahibi benim bıldırcın konusunda. Siz burada bıldırcının hem etini hem de yumurtasını aslında değil mi tüketiciye ulaştırıyorsunuz? Evet, hem et hem yumurta. Bunun yanında zaman içerisinde tabii ek gelir alması açısından zeytinciliğe başladık. Zeytinyağı sektörüne girdik. Mevsimlik, burada mulihiya dediğimiz bir yemek var, mulihiya üretimine başladık. Yöresel bir lezzetten bahsediyoruz. Evet. Tabii ki ek olarak, gıda sektörüne ek olarak bunları yürüttük. Bunun haricinde tabii şirketimizin bünyesinde emlakçılık, danışmanlık, iş takip işleri de var ama onlar farklı bir sektör. Gıda sektörü daha ilgimi çeken, beni daha çok mutlu eden taraf bu taraf. Evet, zevk veren gerçekten toprağa dokunmak, üretmek, hayvanlarla iç içe olmak çok farklı bir meziyet de gerektiriyor. Dolayısıyla bunu başarmışsınız. Adanın her yerine de hakim olmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani her gelen talebe evet diyebiliyor musunuz? Şu an için mevcut kapasitemiz adanın her yerine yetebilecek düzeyde. Her gelen talebe de şartlar çerçevesinde hayır dememeye çalışıyoruz. Evet. Yetişiyoruz diye düşünüyorum. Peki bıldırcınla tavuk arasındaki yumurtlama dönemleri farklılık gösteriyor mu? Aynı verimi alabiliyor muyuz? Şimdi bir bıldırcın da aşağı yukarı tavuk gibi her gün yumurtlar. Yani senede 250 civarı bir yumurta verimi olur. Hemen hemen tavukla aynıdır ama yumurtanın içeriği önemli olan burada. Evet. İçeriği, vitamini, protein değeri çok yüksek. Bundan sonrası için neler yapmak istiyorsunuz? Hayaliniz ne? Şu an dediğim gibi Kıbrıs içerisine KKTC'nin bütün sınırlarına ulaşır vaziyetteyiz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bir sonraki hedefim yurt dışına ihracata başlamak. Daha da ileriye gidip yurt dışında da bu pazarı yaygınlaştırmak. Genişletmek. Peki, yolunuz açık olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün bıldırcın ve yumurtasının nasıl üretildiğini konuşmuş olduk bir kez daha. Sizlerin huzurunda Necati Bey'e teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.